Ulan yanarım yanarım da bir tane aklı başında arkadaşım yok, ona yanarım ha. Bu Tuna aklı başında çocuk dedik, o da manyak çıktı. Emine, tabloların kenarlarını falan iyice sildin değil mi? Sildim sildim. Ben hallettim her şeyi, merak etmeyin. Bak canlı yayın olacak burada. Sona 70 milyona rezil olmayalım. Bir sildiydim ya. Şimdi bir kere daha böyle güzelce bir daha sileceğim ben, böyle parlasın. Yeter yeter. Bitirdiniz bütün deterjanı. Aa, bu ne ya? Kim koydu Selami'nin resmini buraya? Ben koydum. Haluk tam gönülle Tuna gelecek. Ne ayıp şey böyle inat yapar gibi, gözlerine sokar gibi. İnat değil. Kendimi Selami'ye ihanet ediyormuş gibi hissediyorum. Hayatım, gönülle Selami boşandı. Buna Orçun bile kabullendi. Sen niye kabullenemiyorsun? Buram kabullendi. Ama buram kabullenmedi. Suçluluk hissi duyuyorum. Hayatım ya, bu onların özeli. Biz onlara karışamayız ki ama yani gönülün üstüne böyle baskı kuramazsın. Bu baskı falan değil. Eğer böyle bir karar alıyorsa o zaman Selami'yi aklından çıkarmadan alacak. Çok ayıp Haluk yani. Ne ayıp bu canım? Ayıp. Allah Allah, niye ayıpmış? Sen ne? Sana ne? Ne demek sana ne? Benim en yakın arkadaşım. En iyi arkadaşım. Beş yaşından beri tanıyorum ben Selami'yi. Tamam. Gönüller gelmiştir. Ne olur indir şu fotoğrafı. Lütfen hadi. Hadi. Hadi canım. Hadi. Hadi. Merhaba. Hoş geldin. Ne haber paşam? Hoş bulduk. Amca nerede? Bak orada. Oğlum orada. Tuna gelmedi mi? Yok, daha gelmedi. Sakın geç kalma diye beni sıkıştırdı. Kendi gelmedi bak. Ay gelir şimdi. Ne yapıyorsun amca? Hiç. Aa, babamın resmini mi asıyorsun? Ya. Sen var ya sen. Çok kral bir arkadaşsın. Sağ ol. Büyüyünce benim de senin gibi bir arkadaşım olsun isterdim. Ben senin şimdi de arkadaşın değil miyim oğlum? Değilsin. Arkadaş arkadaşı kızlarla tanıştı. Sen beni hiçbir kızla tanıştırmadın.